Türkiye Cumhuriyeti Devleti Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir parti gibi bile değil. İlk başta yola çıkarken şirket yönetir gibi yöneteceğim devleti demişti. Şirketler çok daha ciddiyetle yönetiliyor. Partiler çok daha kurumsal yönetiliyor. Hiçbir partide resmi atama yapılmadan siyasi partilerde dahi devir teslimler olmaz. Devlet geleneğimizde de olmaz. Bakınız Türk Tarih Kurumu'na atama yapıyorlar. Atatürk'ün vasiyetiyle koruduğu Türk Tarih Kurumu'na 23 Nisan imza, 24 Nisan tarihli resmi gazete. Türk Tarih Kurumu'nun atanan başkanı Ahmet Yaramış göreve başlamış, kendi siteleri devir teslim yapmışlar atamadan 4 gün önce. Çadır devleti, çadır tiyatrosu. Şahsım atadıysa tamam, o onu söylenmiştir. Bir şekilde bildirmişlerdir, gidip paldır küldür devir teslimi yapmışlar. Hem de vekilinden alıyor, yani görevi vekaleten yürütenden alıyor. Asaleten atanıyor, atama kararnamesinden 4 gün önce devir teslim yapıyorlar, çadır devleti. Kime atıyorlar? Atatürk'ün, bakın İş Bankası tartışmaları sırasında da çok konuşuldu. Atatürk'ün mirasından kör kuruş CHP'nin kasasına girmez. Bir gün durmaz. Verildiği gibi Türk Dil ve Türk Tarih Kurumu'na aktarılır. Hiç durmadı, durmayacak. Böylesine anayasal güvence altında Atatürk'ün vasiyetiyle kurulmuş, Atatürk'ün vasiyetiyle, Atatürk'ün kurduğu ve Atatürk'ün vasiyetiyle korunan, kollanan, nemalandırılan, geliri Atatürk'ün vasiyeti olan, vasiyetinden gelen Türk Tarih Kurumu'nun başına Ahmet Yaramış, Afyon Ensar Vakfı Yönetim Kurulu üyesi. Baktığınızda tarihe merakı var. Atatürk'le husumeti olan kimler varsa onlara merakı var. Aynı Diyanet İşleri Başkanı gibi. Atatürk'ün kurdurduğu Diyanet'in başında Fesli Deli Kadir'in elini eteğini öpen Fesli Deli Kadir'e, yani Atatürk'e zerre muhabbet besleyen ne ölüme ne dirisine gelsin demişlerdi. O Fesli Deli Kadir'e gidip önünde hem de resmi görev kıyafetiyle birlikte önünde eğilen Diyanet İşleri Başkanı gibi Atatürk'e husumeti olan ne kadar insan varsa tarihte onları araştırmış olan Ahmet Yaramış'ı buraya atadılar. Herhalde Atatürk'ün kemiklerini sızlatmak için bir atama yap deseniz bu atama yapılır. Otursunlar beyefendiler. Saraydaki yerinde oturdukça Ahmet Bey rahat otursun orada. Ama saray rejiminin, saray düzeninin sonu geliyor. O son bu Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaları, bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin, bütün devlet memurları, görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları, hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları da siz olursunuz. Eğer ki koltuğunuza liyakatle oturdunuz, devletinize sadakatle çalışıyorsanız. Yok, sırf Atatürk düşmanlığında, Atatürk husumetinde markalaşmışsınız diye inadına atandıysanız, saraydaki kalktığında o görevden alınmak için beklemeyin. 4 gün alacaklıyız. Saraydaki görev değişimi yapıldıktan sonra 4 gün alacaklıyız. 4 gün evvelden anla ve o koltuğu terk et. O gün geldiğinde bunu Ensar Vakfı kökenli, Atatürk'ün kemiklerini sızlatan Türk Tarih Kurumu'nun yeni başkanına da hatırlatırız. Değerli arkadaşlar, Türkiye Varlık Fonu kuruldu. Kurulurken dedik ki bunu kim denetleyecek? Kimin denetlemesi lazım? Varlık fonuysa meclisin denetlemesi lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Meclis nasıl denetler?
Millet adına. Peki millet adına yaptığı denetimi kim yapar? Sayıştay yapar. Dedik ki Türkiye Varlık Fonu'nu Sayıştay denetlemelidir. Hayır. Kim denetleyecek? Dediler ki bağımsız denetim şirketi. Koskoca devletin varlık fonunu bağımsız denetim şirketi. İtirazlar üzerine oraya ekleme yapmışlardı. Bağımsız denetim şirketi denetler. Devlet Denetleme Kurulu da bunu denetler. Bunun üzerinden denetler. Devlet Denetleme Kurulu'nun da yetkisi var. Biz takip ediyoruz. Ana muhalefet mensubu görevimiz bu. Ekim 2019 oldu. Varlık fonunun denetim raporunun plan bütçeye gelmesi lazım. Plan bütçe komisyonundan da oturulup Ekim ayı içinde varlık fonu denetim raporunun görüşülmesi lazım. Ekim'den beri her ay burada hatırlattım. Hepiniz şahitsiniz. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Bugüne geldik. Üstünden 7 ay geçti, 8 ay geçti. Varlık fonu denetim raporu görüşülmedi. Halen görüşülmedi. Görünen o ki Haziran'a kaldı, belki daha da kalacak. Bu rapor nerede dedik? Meclis başkanına görevini hatırlattık. Her tarafa yazdık ve en sonunda rapor Nisan ayında ortaya çıktı. Sonra anlaşıldı ki 6 ay yollanmamış, 1 ayda mecliste bizlerden saklanmış. Plan Bütçe Komisyonu çalışıyor ya. Rapor Plan Bütçe Komisyonu başkanında Teknus'a raporun geldiğini öğrendik. Verin raporu diyoruz, başkanda diyorlar. Başkanı arayın diyorlar. Kavga dövüş. Bir ayın sonunda haberdar olduk geldiğinden, gizliyor. Raporu kendilerinden aldık. Aldık ki haberdar olalım diye. Vermiyorlar ki Plan Bütçe Komisyonu açık olduğunda bu raporu görüşmek zorunda diye. Ve Varlık Fonu'nun raporunu incelediğimizde artık devletin gelir getiren, getirmesi gereken Varlık Fonu'nun yurt dışında devletlerin gelirlerini koydukları, geleceğe aktardıkları, kendileri açısından bu varlıkları üzerinden güven ve gelir tesis ettikleri bu fonun Türkiye'de borçlanma fonu olduğu, borç fonu olduğu açıkça ortaya çıktı. Ve varlık değil, borç yaratan bir fonla karşı karşıyayız. Herkese paralel yakıştırması yapanlara söyleyelim. Bir paralel hazine yaratılmış durumda. Hazine yerine ama kuralsız ve denetimsiz bir şekilde borçlanan, kendine göre yönetilen, keyfi yönetiminin de denetlenmediği bir durumla karşı karşıyayız. Ve raporu izlediğimizde, incelediğimizde Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanı olduğu, damadının da kendisi adına yönettiği bu fonun keyfi yönetildiği, bir aile şirketi ciddiyetinde bile yönetilmediği son derece açık bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Kaynakların ne şekilde kullanıldığı, ekonomiye nasıl faydalı olabileceği, yerindelik denetimi kesinlikle yapılmamıştır. Denetim raporuna baktığımızda tablolar vardır. Basit tablolarla sadece denetim şirketi tabloların doğruluğuna bakmıştır. Şirketin denetim sürecinin sadece tablolar üzerinden matematiksel bir denetim olarak yapıldığının ve Devlet Denetleme Kurulu'nun da bağımsız denetim şirketinden gelen bu raporu alıp bu rapor üzerinden denetim yaptığının, yani yasak savmak için denetlermiş gibi göründüğünün, bir içeriye girilmesi, yerindelik denetimi ve doğru mu kullanılmış, yanlış mı kullanılmış, etkin mi kullanılmış, kullanılmamış mı, bu denetimlerin hiçbirisinin yapılmadığı görülmektedir. Oysa ki eğer Sayıştay, kamu denetçileri böyle bir denetimi yapsalardı, varlık fonunun doğru yönetilip yönetilmediğine, varlık fonunun beklenen faydayı getirip getirmediğine, zarara uğradıysa bunun hangi kararlardan dolayı olduğuna bakacaktı. Ama bağımsız denetim şirketine çarpım tablolarını denetlettirir gibi bir denetim yapıp Devlet Denetleme Kurulu'na da bunun üzerinden yaptırılan denetimin sonuç vermediği son derece açıktır.
Kamu denetçileri varlık fonunun faaliyetlerini denetlememiş, yalnızca bağımsız denetim raporu üzerinden bir göstergelik denetim yapmışlardır. Yine aynı şekilde Türk Ticaret Kanunu'nun 516. maddesine göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporları da yayınlanmak zorundadır. Ancak varlık fonuna ilişkin böyle bir rapor da yayınlanmamıştır. Faaliyet raporu da ortada yoktur. Sadece mali tabloların denetlendiği bir yapı ve varlık fonunun damada emanet, keyfi yönetim anlayışı tamamen ortadadır.